Cüneyt Özdemir. Ben baskı altındayım diyor. Niye? Niyesin? Kendisinden dinleyelim. Erdoğan CHP'ye çakıyor. En son ne demiş bakalım hep beraber. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. Ne diyor bunlar? İyi ki kazanmamışız diyerek bunu kabul ediyor. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Şimdi Erdoğan'ı seversin sevmezsin, katılırsın katılmazsın. Fakat şu söylediklerine kulak verdiğinizde doğru söylediği bazı konular var. Tabii bu konuları biz konuşamıyoruz. Çünkü büyük baskı var. Mesela ben bir şey dediğim zaman Cüneyt Hakkı'nı biliyor, oradan yazıyor bana. Direkt sopayı gösteriyor. O yüzden bunları konuşamıyoruz yani. Bu mahallede böyle bir şey var. Yani dokandın mı ya da dokandı mı hemen şşt, alo parmak sallamalar devam ediyor. Tabii bir takım doğruları bazı kişiler doğru düzgün söyleyemiyor. Şimdi baskı var diyor adam. Cüneyt Özdemir. Ben baskı altındayım diyor. Niye? Niyesin? Kendisinden dinleyelim. Evet, Erdoğan'la devam edelim. Erdoğan CHP'ye çakıyor. En son ne demiş bakalım hep beraber. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. Zaten ne diyor bunlar? İyi ki kazanmamışız diyerek bunu kabul ediyorlar. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Evet, şimdi Erdoğan'ı seversin sevmezsin, katılırsın katılmazsın. Fakat şu söylediklerine kulak verdiğinizde doğru söylediği bazı konular var. Tabii bu konuları biz konuşamıyoruz. Çünkü büyük baskı var. Mesela ben bir şey dediğim zaman Cüneyt Hakkı'nı biliyor. Oradan yazıyor bana. Direkt sopayı gösteriyor. Zaten 3 cümle daha etsem trend topic oluyorsun. Dayağı yiyorsun. 5 cümle etsem mahalle baskısı başlıyor. Eş, dost geliyor. Sen niye yaptın, niye ettin? O yüzden bunları konuşamıyoruz yani. Hani biz belediyelerin hizmetini konuşamıyoruz. Ya da daha önce ben bu kelimeleri kurduğumda ya ne biçim bir üslubum var? Bu yakışıyor mu Cüneyt demişlerdi. Ama dediğim gibi daha önce tıpış tıpış gidiyorsunuz, birilerinin gösterdiği adaya oy veriyorsunuz. Yani çok da fazla böyle bir özgür iradenizi kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz yani. Neden? Bütün siyaset Erdoğan karşıtlığı ya da Erdoğan yandaşlığı üzerine inşa edilmiş bir siyaset var. Şu anda siyasetin kurgusu öyle. Öyle olunca da gerçekten Meral Akşener de doğru söylüyor. Ya biz bu siyasete mahkum muyuz yani? Yeni bir alternatif yaratalım, yeni bir şey yaratalım diyemiyorsunuz yani. Erdoğan mı? Erdoğan'sı. Her seçim aynı şey dayatılıyor. Bakıyorum birkaç yorumcuya. Geçen gün birisine şey diyor. Çok önemli diyor. Erdoğan'a karşı muhakkak birleşilmesi lazım. Kardeşim böyle diye diye sadece Erdoğan'la iki partili bir şeye döndü yani bütün hikaye. Yeni bir şey çıkmıyor ki aradan. Çıkmasına izin verilmiyor. O yüzden hani yeniden Refah Partisi ne oy alacak? Bir nevi AK Parti'nin alternatifi olabilecek gibi bir parti yani. Fatih Erbakan'la olur mu emin değilim ama yani kadro olarak en azından oradan besleniyor. Ya da DEM ne yapacak? Değil mi? Ona bakacağız yani. İyi Parti ne olacak? Önümüzdeki 2028 seçimlerine doğru giderken bunlara da bakılacak. Şimdi haddini bil Cüneyt Özdemir. Haddini bil. Kendine gel. Sen nasıl Erdoğan'la ilgili böyle olumlu şeyler söylersin. Erdoğan doğru söylüyor dersin. Şimdi bu mahallede böyle bir şey var. Yani dokandın mı ya da dokandı mı, ben bilerek dokandım diyorum. Dokundu demeyi biliyorum yani. Hemen şşt, alo parmak sallamalar devam ediyor. Bir de bir şey daha var. Yine Cüneyt Özdemir çok doğru bir şeyin altını çizmiş. Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Yahu bir şey oluyor. Mesela siyaset yapıyorsun, yerel proje anlatıyorsun. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım diyorsun. Adam diyor ki Cumhuriyet elden gidebilir diyor. Oğlum ne alakası var ya İstanbul depremiyle Cumhuriyet'in? Antalya'da Muhittin Böcek mesela aynı şekilde. Bir şeyler asıyor. Cumhuriyet'ine sahip çık. Cüneyt de bunu eleştiriyor. Ama yine de haddini bil Cüneyt. Şşş. Sen ne dediğin farkında mısın kardeşim? Hadi bir izleyelim bunu da. Ben şimdi şeyi anlamadım. Ne pankartı astırmış şu anda Muhittin Böcek?
Ya şimdi şöyle Cüneyt Bey, Muhittin Böcek'in ilginç bir stratejisi var anladığım kadarıyla. Ben de mesela Antalya'da yasaklara geçit yok diye bir şey söylemiş. Kendisi 5 yıldır Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Mesela şu ilginç, Antalya Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Ben de o soruyu sordum yani, siz eğer AK Parti olarak kazanırsanız Antalya'da bir şey mi değiştireceksiniz diye. Hakan Bey aslında onun cevabını veriyor. Yani ben aslında billboardlarda şu kadar yol yapacağım, şu kadar kavşak yapacağım diye söylüyorum. Ama karşımdaki rakip hani ideolojik zemini oturttu diye bir şey söyledi. Benim de ilgincime gitti. Bir de ben Antalya'daki gazetecilerle konuştum. Orada uzun yıllardır gazetecilik yapan farklı isimlerle. Adayları almadan önce oranın nabzını da şey yapmaya çalışıyorum, tutmaya çalışıyorum. Çok böyle bıçak sırtı denilen kavram gerçekten Antalya için uyuyormuş. Özellikle iki aday arasında, Muhittin Böcek ile Hakan Tütüncü arasında bıçak sırtı gidip gelen bir seçim vardı. Çok küçük küçük farklarda. Abi Muhittin Böcek yani ne astırsın ki, altın portakalı nasıl yaptıramadın, nasıl elime yüzüme bulaştırdım diye pankart mı asacak? Tabii ki şeyden inecek. Şimdi bu aslında biraz CHP'li belediye başkanlarının konfor alanı, kolaycılığı. Yani hizmetleriyle değil, daha çok ya vatan millet sakar ya, cumhuriyete sahip çıkalım, yasaklar olmasın. Ya bence burada Kepez Belediye Başkanı doğru bir şey söylüyor. 5 yıldır görevdesin, anlatsana kardeşim. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu diyor ki şu kadarlık metro açtık, şu parkı yaptık, şu meydanı yaptık. Sen bunu diyeceğini, hadi abi ben onları yapmadım ama cumhuriyete sahip çıkalım. Yani belediye başkanı seçiyoruz ya. Ne cumhuriyeti, bir dakika, yasaklardan ne bahsediyorsun? Yasaksa altın portakalı niye yapamadın? Bir onun bir hesabını ver yani. Antalyalılar sormayacak mı ya kardeşim? Bu altın portakalı yıllardır yapılıyor. Bir tek 12 Eylül'de iptal edilen film festivalinin neden böyle bir şey oldu? Cüneyt Özdemir'i haklı çıkaran bir tweet. Tanır mısınız bilmem. Uğur Poyraz diye bir avukat. Yani bu hep böyle muhalif, ekranda da muhalif geçinen bir avukat. Benim hemen yanıma Mustafa getirsin o tweetini. Cüneyt Özdemir ne kadar çok haklıymış, hep beraber görelim arkadaşlar bu tweet'i. Ve bir şey paylaşalım, bir şey yapalım. Bu tweet'i okuduktan sonra siz de sosyal medyanın tamamında oyun kime diye oyun kuruma. Mesela ne diyor? Kardeşlerimiz bir tanesi yazmış. Enver Uygun diyor ki Murat Kurum candır. Tamam. Sosyal medyayı böyle bu şekilde siz de kendi adayınızın adını yazarak ona destek verebilirsiniz. Getir bakalım Mustafa bu. Yerel seçim yapıyoruz. Allah seni ne yapsın? Özgürlüğümüzü kısıtlayan, yaşam tarzımıza karışan, bunlar diyerek bizi ayrıştıran, iki gün önce Aydın'da başörtülüleri istemiyoruz, öcü öcü dolaşan kadından dolaşıyorlar diyen kadından bahsetmiyor. AK Parti iktidarından bahsediyor. Ülkemizin kaynaklarını yandaşlarına dağıtan, bu avukat olacak biliyorsunuz, hukuk adamı. Daha iyi gelecek hayaliyle yurt dışına giden gençlerimize giderlerse gitsinler diyen, güzel ülkemizi mülteci istilasına uğratan, Atatürk devrimlerini yok edip cumhuriyeti ve demokrasiyi ortaya kaldırmaya çalışan tarikatlarla, cemaatlerle işbirliği yapanlara oy vermeyeceğim. Bu sebeplerle oyum CHP'ye diyor Uğur Poyraz. Ya arkadaş, Cüneyt Özdemir söyleyince bak ne kadar haklı. Ama kime anlatıyorsun? Kime anlatacaksın?